Birazcık yayınsız oynadım. Tekrar devam ettim Frostpunk'a ama bokumuz donuyor Osman Reis'i. Köküne kadar hissettiğim bir noktadayım çünkü. Karşınızda eksi 120 derecede tarraklara yan basmış güzel Osmanland, Osmanville, Osmaniye. Fırtına vurdu arkadaşlar bize. Çok ağır bir fırtına vurdu. Fırtınada yemek toplayamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz, kafamızı çıkaramıyoruz. Elde ettiğimiz yemeklerle idare etmeye çalışıyoruz. Milletin boku donuyor, merkezi ısıtma sistemleri çalışmıyor. Kombilerdeki gazı ise Melih Gökçek çalmaya devam ediyor. Ve halimiz harap bir şekilde. 475 arkadaşımızın 200'ünü aç, 70'ini hasta bırakmış durumdayız. Boku donan arkadaşlar geceliğin yataklarına çıngar kopararak giriyorlar. Huzursuzluk tavanda, umutlar tükendi. Yakında bok yiyecek olan Osman Efendi bu sizi sonuna paylaşmak için, bu sonu sizlerle paylaşmak için ekran başına geldi. Ve evet, fırtına geçecek. 45. günde filan fırtına bitecek ama arada bir kol böreği daha yiyeceğiz. Bakalım bir gün daha dayanırsak o zaman Anya'yı, Konya'yı göreceğiz arkadaşlar. Ben şunu bir overdrive alayım da milletin boku donmasın. Jeneratörle ilgili her boku yaptık. Bütün ısıtma teknolojilerini açtık. Her yere buhar kaynakları, kaloriferler, kazanlar, merkez ısıtmalar, içten ısıtma. Ya bir tek kömürü alıp milletin bir tarafına sokup abi bayağı bununla ısın demediğim kaldı yani. Ona rağmen ısınmıyor. Isınmıyor. Isınamıyor. Büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. 3 saatlik kömürüm var. Şu range'i ben düşüreyim, 2 yapayım da biraz daha uzun süre dayansın. Millet evinde donmaya devam ediyor. En yüksek seviyede çalışmaya devam ediyor jeneratör. Ama yetmiyor arkadaşlar. Yetmiyor ve yetmeyecek de. Bakalım. Birkaç yerde okudum. Zaten hani bunun normal olduğu söyleniyor. İnsan kayıplarının, hastalıkların, olayların. Göreceğiz bakalım. 3 saatlik kömürüm kaldı. Onu da kullanışlı kullanmam lazım. Ya şeyleri falan yıktım. Bütün yemek toplayan yerleri yıktım. İnsanlar ölünce bir yerden bir yere adam çekmek gerekiyor tabii ki. Avcılarımız ava çıkamıyor fırtınadan dolayı. Tarlalarımız dondu, toprak ekilemiyor. Eksi 120 derece ne? Kelvin misin mübarek? Eksi 273'e gideceğiz artık neredeyse. Hani atomum donacak ama yok. Sen burayı yaşat. 41. günle giriyoruz arkadaşlar. Yani eksi 150'de 3 günü nasıl atlatacağım bilmiyorum. Muhtemelen oyunu kaybedeceğim. Zaten yemeğim de yok. Hani kömür çıkarmaya devam edebiliyoruz ama gıda stoğumuz sınırlı. Bir ara bir mühendis koşarak girmiş eve. Diyor ki efendim merak etmeyin siz. Kömürümüz idare edecek. Pardon, kömürümüz değil. Fırtına sona erecek ama arada bir kol böreği yiyeceksiniz. Bunlar hep büyük sıkıntılar. Evet. İnsanlar galeyana geliyor. Galeyana geliyor. Birkaç gün daha dayanın desem de ağızlarını vurmayı yolluyorum ben şu an gardlarla. Yani diskonten çok artar çünkü insanları ısıtamıyoruz artık. Gerçekten de ısıtamıyoruz. Yakıt da bitti. Saat sabahın 5'i. Kömürüm bitti arkadaşlar. Yetmiyor. Şu lanet yerdeki şeyler yetmiyor. İnsanlarımız ölmeye devam ediyor. Jeneratör patlamak üzere. Her şey bir tarafımıza girmek üzere yani. Bakın saati kalmamış. Discontent'e bak. Huzursuzluk tavanda. Jeneratör stresi kritik. Kapı da çaldı. Her şey bizim tersimize gidiyor.
Evet, ilk vot sorumuz 3 dakika sonra geliyor. Abi vot yok. Vot yok, vot yok. Jeneratör patlayacak neredeyse gene. Shutting down'da zaten. Discontent tavanda abi. Çünkü kömür yok. Bu sabah Galliana geleceksiniz. Hadi gelin bakalım. Kömür artıyor en azından. Ne oldu burada? Hangisi bu? Propaganda merkezindekiler mi çalışmayacak? Ağızlarına vururum abi onların. Propaganda filan olmaz yani. Çalışacaksınız köpekler. 100 kişi şey, bilmem ne kadarı aç. Abi Cookhouse çalış çalış. Cookhouse'ların çalışması lazım. Yemek gerekiyor insanlara. Manyak mıdır nedir? İnsanlar açlıktan ölecek neredeyse. Teknoloji ağacında bir şeyler daha yapmamız lazım. Buna gerek yok ya. Ha, bu kömürü hızlandırdığı için kömür basıyorum şuna. Ama jeneratörsüzlükten yani ne yapacağımı bilmiyorum. Birinci gün. Yani muhtemelen kaybedeceğiz birazdan oyunda. Ne olacağını bilmiyorum. Sürecekler beni herhalde dışarı. Çünkü yetmiyor abi. Ölen ölene. Ben şunu da bir yapayım mı? New Order deyip insanlar iyice ölsün. Bari bunu da yapmadan gözüm görmemiş olsun. Tam darbeyi ilan edelim şurada. Nerede bu? Hep orada. Bas abi. Dayanacağız. Birlikte hayatta kalacağız. Bokumuz donmayacak. Hope yok. Obedience var. Umut yok. Boyun eğmek var. Hadi ya. Hadi. Drive'ı da keseyim. Birazcık jeneratör kendine gelsin ki akşam basacağız yani. Abi hemen birini asalım. Hemen birini asalım. Şu huzursuzluk bir çöksün. İnsanlar yaşadıklarına şükretsin abi. Public execution. Ah böyle işte. Bu gece birini asıyoruz gençler. Bu gece birinin götünü kesiyoruz. Bu sayede dünyaları ayağımıza getiriyoruz. Ya siz mi benimle uğraşacaksınız oğlum? Asarım lan kıçınızı. -120 derecede bir sizle mi uğraşacağım? Yalnız biraz yemek yapması lazım bu mekan. Yemek yapmazsa açlıktan ölecek insanlar çünkü. Cookhouse dibinde olmasına rağmen çalışmıyor. Foreman basalım da şuna. Biraz yemek yap. Umit bayağı büyüdü de herkesin boku donuyor gençler. Sizin tabii biraz şeyinizi artırmam lazım da sıcağınızı. Niye çalışmıyor?
yaparsın. Bathouse'da ihtiyacımız, Steam Orange'a ihtiyacımız yok. Gathering Force. Watchtowers. Station. Ghost. Gathering Post'u aç. Coltamper aç. Gatheringleri aç. Online aç. Gatheringleri aç. Şimdi çalışın bakayım biraz. Purpose'da bir şey kalmadı artık basabileceğim galiba. Evet, bitmiş. Diğer tarafta da boktan şeyler kaldı. Kanunlar kaldı. Adaptation. Child Labor'ı basamadığıma şu an çok üzülüyorum ama. Tabii overdrive'dan dolayı insanlar ölmeye devam ediyor. Panic spreads. Abi tamam. Siz evde kalabilirsiniz. Ama yapabileceğim de bir şey yok. Her yer donuyor. Abi birazdan -150 olacağız. Her şey kötüye gidince ne oluyor? Öleceğiz herhalde, bilmiyorum. Beni sürüyorlar diye biliyorum. Şehirden atıyorlar diye biliyorum. Göreceğiz ama. Nasıl olacağını göreceğiz. Devam ediyor olması iyi. Çünkü otomatonları arttırdığım zaman ne oluyor? Bunların geliri artıyor. Ve günün sonuna geldik abi. Yarın sabah bokumuz donuyor gençler. Hop sıfırla ilgili bir şey yok. Şu an boyun eğme modundayım. Askeri yani bir durum var ortada. Yeni bir order inşa etmiş durumdayız. Siz ne istiyorsunuz? Storm's Harvest. Triage mi basacağım gene? Abi Dispersed Crowd ya. Defolun. Triage basmak istemiyorum artık. Adamım azaldı iyice. 200 kişi yaralı. Hasta daha doğrusu. Zaten triage'i basamıyorum ki şu an. Bakayım bir şuna bakacağım bir. Range setting ile ilgili bir sıkıntım yok benim. Range'i düşüreyim yani. Stress level critical. Neden acaba? Overdrive'ı gene kapatmam gerekiyor. Yani ya hakikaten jeneratör sadece kendini ısıtıyor ya. Hani ne bekliyorlar ki anlamadım ben. İki günde bir birinin kafasını keseceğiz. İki günde bir birinin kafasını kestiğimizde olay rahatlayacak. Heh, birini kesiyoruz. Abi nasıl bir execution çok merak ediyorum abi. İnsan idam etmek yani. O kadar utiliter bir bakış açısı ki çoğunluğun iyiliği için kötülük yaparak feda etmek başkası. Nasıl yani? Yok artık, buharla mı bir de basacağız? Oo! Asiktir. Aa! Oğlum normal kafa kesme yok muydu lan? Adamı niye haşladınız? Aa!
Yani... Avuç. Oğlum düşsene, dışarısı eksi 120 derece ama kaynayarak ölmeyi başarıyorsun. Ne olur normalde o buharı bassamıyorum, seyir buz kalıbına döner. Çünkü buhar bir yanda soğuyacağı için muhtemelen havada. Medikal post. Aha bir şey oluyor. Yan oyun takıldı. Neyse düzeldi. Evet 200 kişi hasta, 100 kişi aç. İyi, iyi. İyi. Yarın sabah itibaren artık yemek falan da yapamayacağım. Çok güzel oldu. Peki şöyle bir şey yapsak biz. Siz bir çalışmaya başlasanız, biraz yemek yapsanız. Çünkü galiba birkaç saat içerisinde hiçbir şey yapamaya başlayacaksınız. Evet, eksi 150 oldu abi. Geçmiş olsun. Ah, yemek de basamadım. Yani insanlar ölmeye devam ediyor. Overdrive'dayız. Saat sabahın 5'i. Yemeği veriyorum da kemiremiyorlar. Vod'la anlaşmam bitti mi? Vod'la ne anlaşmam var benim? Para mı veriyorlar bana oğlum? Çeviri işiyle yayın işini... Work ceases. E tamam basitinden... şey yapacağız. Çocuğu öldürdüm lan Kore yollayarak. Kapatamadım son anda şeyi. Oğlum jeneratöre çocuk bile yolladım lan hayatta kalalım diye. Hayatta kaldık. E tamam. Eli yüzü tutulmayan bir güruh olarak başladık. Bütün hava koşulları, bütün doğa bize dövüyordu. 80 insan dağınık şekilde zayıf düşmüş. Önce kemeri sıkmaya karar verdik.
Böyle bol sulu çorbalar bizim aşımız oldu. Her gün ayrı bir uğraştı. Buna kendimizi adapte ettik. Düşmanlarımızı idam ettik. Birbirimizi ispikledik. Beynimizi yıkadık propagandalarla. Milleti dövdük işkence odalarında. Ve hayatta kalmak için savaştık. İşte bu! Osmanlı Diktatör! Ama en sonunda hayatta kalmayı başardık. Buradaki bu emir despotluğa dönüştü. Buradaki bu olay şehri hayata getirdi. Ama buna bedel miydi? Bedeldi lan tabi. Yarası. 1887 yeni Londra'nın gururlu ve ulu şehri. 403 tane halk sakiniyle, vatandaşla -30 derecede girdik. Sen iki start. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha ilk oynayışımda gene oyunu hoplatmayı başarıyorum. Dictator the Osman sizin için bu oyunu hoplattı. Evet, şimdilik bu kadar. Oyunu bitirmek için açmıştım. Ya ölecektim ya kalacaktım. Hayatta kaldık. O yüzden sonraki adımlarda diğer senaryolarda devam edeceğiz. The Arcs var, bir senaryo daha var. Bunları oynarız tekrardan sıfırdan. Bu neymiş? Oxford'da Cambridge'in en zekileri, en başarılı bilim adamları. Bitmek bilmeyen kışın içerisinden tohum ve işte şeylerin... Ay! Ormanın, sağın, solun, sebzenin, meyvenin, yani bitki hayatının paha biçilemez örneklerini kurtarmak için işte şeye yollandı, gene bu kışın içine yollandı. Bu tohumları, bu arkları işte koruyabilecek kadar göt bizde var mı? Customer scenario. Difficulty. Keep business, economy, better, social. Peki, güzel. Bunlara bakarız. Yok lan, yemek yiyeceğim. Bir şeyler yemedim daha. Hakikaten bunu çekmek için şey yapmıştım. Devamı gelir. Bugün daha sonra tekrar yayın açarım. Tekrar görüşürüz. Ama şu önce şunu bir YouTube'a atayım da sırasıyla koyayım arda arda. Oyunu bitirmiş olduk. Oyun bitti abi. Kazandık. Bakarsınız tekrarına. X'i 150 derecelik fırtınayı atlattık. Hadi.